Evet arkadaşlar, bana hoş geldiniz. Bugün Python'a giriş yapacağız. Python nedir, ne işe yarar, ne yapabiliriz, onu biraz konuşacağız. Öncelikle bir tarihinden bahsedelim Python'ın. Python'ın yaratıcısı Guido van Rossum'un aşkısı, nasıl oluyor bilmiyorum ama bu abi tarafından yaratılmış. 20 Şubat 1991 tarihinde duyurulmuş. Ondan yaklaşık 5 yıl önce falan çalışmaya başlamış kendisi zaten. Dilin kendisi object-oriented, functional ve procedural gibi programlama paradigmalarını destekliyor. Bu ne demek? Yani, hani normalde diyoruz işte object-oriented bir dil, işte functional bir dil. Bunların birkaç tanesini kendi içerisinde barındırıyor, destekliyor. İstiyorsanız functional yazabiliyorsunuz, istiyorsanız object-oriented yazabiliyorsunuz gibi. Yani C# yavaş yavaş biraz kaynağı başladı ama neyse. Şu anda iki tane stabil sunumu var bu ay itibariyle. Bir tanesi 3.6, bir tanesi de 2.7. Hatta bununla alakalı bayağı bir konuşma oldu. Çünkü 2'den 3'e geçerken sintaks olarak bayağı bir değişti. Çok büyük değişiklikler oldu. O yüzden iki tane sunumu aynı anda götürüyorlar şu anda. 2.7'de kalmak isteyenler var, 3'e geçenler var, öyle diyor biraz. Biz bugün 3'ü göreceğiz, 3'ten devam edeceğiz. Çünkü bir süre sonra desteği kesecekler 2. versiyonlarından. O yüzden ben Python'a ne zaman girdim, nasıl girdim, onu biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü ben biraz tarihi var Python'ın. Çok da böyle mükemmel derecede bilmesem de çok geçmişten gelen bir tarafı var bende Python'ın. Ki o da bu. o Nokia'nın sinyal zamanlarında çok telefonla haşırmışır kurcalayan birisi olduğum için o zamanlarda böyleydi yani. Nokia işte kaç senesinde bilmiyorum ama Python desteği sundu. Sinyal cihazlara. İşte versiyon 3, versiyon 5 falan da diye değişiyor onlar. Belki biriniz vardı, bilmiyorum. Ben versiyon 3'te başlamıştım. İşte N70 vardı bende. 66.00'da falan da uğraştım. Sonra işte N80.00'a geçtik. Yine Sinyal'la uğraştım. Şeyle, Python'la uğraştım o zaman da. Ne yapıyordun? Sıfırdan uygulama yazıp atmak mı? Mevcut bir şey güncellemek mi? Aynen öyle. Sıfırdan uygulamalı yazılabiliyordum. Sys diye paketleri vardı şeyin, Symbian'ın. Sys olarak da paketleyip dağıtabiliyordunuz. Hatta çok sık sık takıldığım MaxiJet diye bir site vardı. Tabii değiştirmişler biliyorsunuz geçen yıldır. Burada hala duruyor paketlerin çoğu. Kendim bir paket yazıp atmadım buraya hiç. Ama normalde o zamanlarda işte o cihazların kapasitesi dairemde bile olduğunu düşünmediğiniz şeyler yapılabiliyordu. İşte atıyorum bir ara şey duyuruldu ya 41 megapiksellik telefon var mı mesela Nokia. Onun aslında kamera şeyi megapiksel düşük. Sadece şey yapıyor 3-4 tane kareyi çekip birleştiriyor. Onu falan yapan uygulamalar vardı o zamanlar. Python'da bunu yazmışlardı yani adamlar. Çok daha yüksek kalitede fotoğraf çekebiliyordu. İşte file manager falan yazmışlardı bunun kullanarak. Yani birçok uygulama yapıp o zamanlar böyle bayağı bir kafamı açmıştı o zamanlarda Python. Ama işte sonrasında C# web development falan derken biraz böyle uzak kaldım Python'dan öyle söyleyeyim. Ama ben de yeri ayrıdır diye devam ediyorum. Çok fazla buradan sonra konuşmadan demoya geçeceğim direkt. Çünkü bir yandan da hands-on olsun istiyorum. O yüzden sizden Python'ı indirmenizi rica edeceğim. Nereden indiriyoruz? Ona bakalım. Python'da
Evet. Şurada bir update. Şuna alalım. Şöyle ki Google'a Python yazıyorsunuz. Evet. Burada download var. Alt kısımda. Bu linkten giderseniz şöyle tekrar göstereyim. Eğitim hazırlığı diye daha göndersen mi? Download. Ben de zaten eğitimden 5 dakika önce indirdim için. Çok da program değil diye düşünüyorum. 3-6-4 indirirseniz. Buradan da ben kurulumu da yapmadım. Ortak kurulumu da yapacağım. Orada çünkü göstermem gereken, göstermek istediğim birkaç bir şey var. Kusura bakmayın, yüklüymüş zaten. Sadece update yapıyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Bak, indiren var mı? Tamam, iniyorum. Direkt kurulumu nasıl mı? Evet. Hiç yapma yani. Orada size göstermek istediğim bir şey var. Yok hocam, next işte onu yapacağız. Customize diyorsunuz arkadaşlar. Burada next diyelim. Yani, advanced options geliyor. Şunu yansıtabiliyor muyuz bilmiyorum ama bir şuradan hep beraber bakabilir miyiz onu bilmiyorum. Şey var. Download debug libraries diye bir alan var aşağıda. Normal Visual Studio yüklüyse cihazınızda şuradaki debug library'lerini çekip Visual Studio üzerinden de geçirmeye açık bir hale geliyor böylece. Onun dışında environment library'leri Python to environment library derseniz direkt işte command prompt'a açıp Python yazıp başlayabiliyorsunuz. Öbür türlü şey yapması gerekiyor işte. Python'a gizliyorsunuz, buluyorsunuz, öyle interpreter açıyorsunuz falan. Visual Studio'dan da direkt bir şey indirebiliyoruz galiba ya, değil mi? Visual Studio, oradan ekleyebiliyoruz galiba. Yani. Visual Studio yüklerken hatta sana Python indireyim diye soruyor. Visual, Python for Visual Studio diye ayrıca bir paket var. O komple destek sağlıyor. Bu sadece işte debug falan derken şey yapalım diye. Tamam, kurulum. Okey mi? Herkes indirdi mi? Tamam. Tamam. Dört saniye. Bugün işte değişken tanımlama if for diziler. Onlara böyle küçükçe bir giriş yapacağız. Ondan sonrasında da zaten bir şey var. Onunla katılmak isterseniz bu arada iyi olur. Bir tane böyle bir dizi oluşturacağız az önce. Bir tane sample var. Onu da inceleyeceğiz kod olarak. Python kodunu. Onu publish nasıl ederiz? Azure tarafından. Bana alacağız. Fatih, haberlerinin de sadece bir bakın sen bu adı yeterli. Tamam, onunla indir abi. Pre-compile çekmemize gerek yok. Sadece en alttaki download'ları o ikisi aynen. Bir de, o ikisi bir de iki şey. Advisor to environment. O çekti geliyor sanırım. O çekti geliyor. Sadece şunu da çekti. Üstündekini de çekti. Her şekilde yok. Şunu da. Evet. Stop. Tamam.
Bu arada ben şeyden bahsedeyim. Şu an mesela yüklenen pip diye bir şey var. Bu pip aslında bizdeki bu Node.js tarafındaki npm ya da işte .NET tarafındaki nugget'a benziyor. Paketleri oradan indirebiliyorsunuz. Aynen. Paket repositorisi var. Oradan ismiyle birlikte paketleri indirebiliyorsunuz. Ama setup benim tamamlandı sanırım. Siz de indirdiyseniz eğer buradan disable pipeline limit'i seçiyor musunuz? Onu da seçerseniz iyi olur. Öbür türlü NTFS'ler oluyor işte. Tamam. Belli bir fetten sonra sıkıntı çıkarıyor. Python diye aratırsanız zaten çıkıyor herifte. Ona giriyorum. Çıkmadı mı? Çıkmadı. Herkes buraya bir gelebilirse iyi olur. Çıktı mı? Tamam. Yani yüklüyorsun da çıkmıyor da çıkmıyor. Tamam. Şimdi. Burası Python'ın interpreter diye bir alanı. Yani buradan yazdığınız zaman Python kodunu direkt olarak çalıştırabiliyorsunuz. Sonrasında dosya olarak oluşturup nasıl çalıştırılıyor onu da göstereceğim ama ilk öncesinde buradan başlamak çok daha mantıklı. Direkt koda girip şey biliyorsunuz çünkü. Buraya aynı zamanda bir calculator olarak da kullanabiliyorsunuz. Güzel tarafı. 30, aynen 30 çarpı 2 mesela 60 falan diyor. Merak edin. Yani. Çalışan değil mi? Calculator'ı açmaya gerek kalmıyor. Aynı zamanda mesela şöyle bir şey de yapabiliyor. 2'nin 3 üssü. 2 çarpı koyduğunuzda. Aynı zamanda işte 5'i 2'ye böldüğünüzde 2,5 çıkarken şu şekilde değil. 2 tane böyle işaret koyup direkt integer floorlanmış değeri de alabiliyorsunuz. Typecast yapıyor mu burada? Typecast interpret. Yap. Kök. Kök. Evet, bakarsın. Kök. Kök. Arkadaşlar Windows'da çok yap. Windows'a kalk. Şey, bu arada şunu yürütebilir miyiz diye düşünüyorum. Demin kopyaladım, JSON buraya yapıştırdım ya. Tamam. Biliyorum ne oldu. Şunu ben şeyi büyütmek istiyorum terminali. Bunu nereden yapabiliriz acaba? Sen şey tıklaşma. Edit. Aynen abi, yapıyorum. Properties. Şuradan fontta. Ha, yazıyı. 24 yapalım. Mükemmel. Tamam, şu an görebiliyorsunuz sanırım değil mi? Arkadaşlar. Okay. Şimdi bir hello world yazalım istiyorsanız. Adettendir değil. Şöyle diyebiliyorsunuz. Sprint diye bir fonksiyonu var bunun. İçerisine tırnak işareti içerisinde ne yazarsanız aslında onu size geri atar. Şu şeyi sonunda gördük ya. Bir şey vardı ya, dilli de versus yapıyorlar. Python, C Sharp'ta hello world, Python'da hello world. Falan filan şey, C Sharp'ta bir tane kodu şey yapıyordu. Python'da print. Çok kolaymış. Ya Python'da özellikle hatta şey diyenler var işte. Tam da söylüyorum, pseudo diyorum ama hani normalde kod yazmadan işte satır satır şöyle bunu yapacağız, şunu yapacağız falan filan diye yazarsınız ya. O direkt Python'a beni çalışıyor falan diyenler. Yani cidden yazması kolay, öğrenmesi kolay. Ama her şeyde olduğu gibi master olması zor. Şey konusunda da çok iyi cidden. Hemen hemen her şeyin paketi var. Komedisi bu konuda çok cidden iyi. Pipin içerisine ne yazarsanız geliyor yani. Cidden.
aradığınız bir şeyi hemen bulabiliyorsunuz. O açıdan işte machine learning kısımlarında falan da ya da işte neural network uğraşan kişilerin çoğunun Python kullanmasının sebebi ya da en azından yeni girecek insanların Python seçmesinin sebebi cidden yazması kolay, örneği çok fazla var, paket zaten kendisi var. O yüzden çok tercih ediliyor diye. Hello World'u yazdık. Biraz da interaktif bir şeyler yapalım. Mesela bir değişken tanımlayalım. X eşittir 5. Artık X dediğimizde 5 geliyor. Y eşittir mesela hello. Farkındaysanız tip vermiyoruz. Var net hiçbir şey yok ya. Evet. Bunun sebebi arka planda o tipin karşıda ne olduğunu anlaması. Sizin özellikle o yüzden bunu yazmanıza gerek kalmıyor. Böyle bir yapısı var bunun da. Şimdi x çarpı y'yi yazar mısın? Yazalım. Öyle. Onlar falan olmuşsun yani. Onlar da cidden iyi. Şey yapıyor yani. Mesela şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz. Her zaman iyi de yapamıyormuşuz. Çok iyi değil ama. Ama şurada da görüyorsunuz. Integer ve string'i toplayamıyorsunuz. Ama çarpabiliyorsunuz. Gibi. Neyse. Tanımlamada bu şekilde. Printimizi yaptık. Şimdi isterseniz kullanıcıdan bir girdi alalım. Sonuç olarak hani uygulama kendisi bir şeyler yapsa da çoğu zaman girdiye ihtiyaç duyuyoruz. Onu da şu şekilde yapabiliyorsunuz. Mesela z eşittir input ne yazacak başta onu söylemişsin. İşte yaşın kaç mesela. Kaç yaşındasın sen yazalım. ...12. Artık Z'nin içerisinde 12 var. Farkındaysanız tırnak işareti içerisinde yazıyor. Bunun anlamı şu aslında, input'tan direkt olarak biz yazı alıyoruz, sayı değil. Anasından sayı girilse de ona şey yapamıyor. Yapamıyor demeyin de yapmıyor yani. Direkt onu sayıya çevireyim. Hani sana kolay olsun falan yapmıyor. Sağ olsun. Yapmasın da zaten. O yüzden kesinlik işlemi yapmanız lazım en başta. Buna çok kolaylıkla int diyorsunuz. İntece çevireceksiniz. Yine 12 dedim. Z artık integer tipinde bir değişken oldu. Buraya kadar bakayım. Print yaptık. Değişken tanımladık. Input aldık dışarıdan. Yani aslında yaptıklarımız yani dilenememekten falan cidden kolay değil başta. Ama buraya direkt olarak girebiliyorsunuz. Ben burada şeye geçmek istiyorum. Bir dosyaya geçmek istiyorum. Çünkü burada yazarken if falan yazmaya çalışacağım mesela. Yazabiliyorsunuz ama yazdıklarınız şeyde kalıyor. History'de kalıyor. Birden çok satır yazarken problemleşebiliyorsunuz burada. Bir de dilin kendisi zaten boşluğa doyarlı. Yani mesela bir tane if yazarken onun içerisindeki kodun çalışması için iki boşluk, dört boşluk falan o if'in altından boşluklarla götürüyorsunuz kodu. Ona göre, yani süslü parantez falan yok burada. Direkt taba göre bakıyor. Aynen, taba bakıyor. Şimdi şuradan ben bir tane sample açayım. Diyelim ki işte Python sample. Şurada da Visual Studio kodu açalım.
İleride üstünde kod açmama gerek yoktu. Herhangi bir notepad falan da açabilirdim ama... Herhalde şey yapabilirim var değil mi? Shell'den şey yapıyorum. Shell'den de aynen. Windows olmuş. Aydın'ın ismi şey var. Oradan da yazabiliyorsunuz ama hiç fark etmez aslında. Burada ben main P'ye diyeyim mesela. Main de diyemedim. Şuradan bir main deyip main diyelim. Tamamdır. Burada zaten siz Visual Studio Code'da da sağ olsun şey diyor işte P'ye uzantılı bir dosyayla çalışıyorsun. Python extension tur gibi veriyor. Hemen siz de tur diyorsunuz. Tabii. Biraz hazır olur yani. Normal interpreter'da yazdığımız her şey burada da çalışıyor. Demişti x eşittir 5 demiştik, 4 demiştik, işte print demiştik, input demiştik. Bunların her biri satır satır yazdığınız zaman cidden çalıştırabiliyorsunuz. Hatta şöyle yapalım. X eşittir 5 dedim, print'e de x'i verdim. Noktalı virgül yok herhalde burada. Bunu çalıştıralım. Nasıl çalıştıracağız? Python diyorsunuz. Yanına da dosyanın adını yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 5 yazdık. X'i 5'e eşit demiştik. Print x dedik. Yazdık. Şimdi burada isterseniz şey yapalım. Bir örnek olması amacıyla. Bir sayı alalım. Onun tek bir çift olduğunu yazalım mesela. Bu da iyi bir if örneği olur. Ne yapıyorduk? Diyelim ki işte sayı eşittir. Input sayı girer misin? Dedik. Okey. Sayımızı aldık. If'i şu şekilde yazıyorsunuz. If parantez falan da yok bu arada. Yani ne süslü parantez var, ne parantez var, hiçbir şey yok. Diyorsunuz ki sayı bölelim 2'ye, 0'sa, noktalı bir, iki nokta üst üste, etrafında zaten bir Visual Studio Code akıllı, iki altında bir kod yazmaya çalıştığımı anladığı için kendisi tabını koydu. Normalde koymazsa siz kendiniz koyarsınız, öbür türlü şeyden hata alıyorsunuz zaten. 2'ye bölersek 0 kalırsa nedir bu? Sayı çifttir. Else de bu şekilde else yine 2 nokta üst üste 1 onun altına yazdığınız kod. Else de var. O else diye yazılmıyor ama elif diye yazılıyor. Şu şekilde. Elif. Elif, evet. Elif. Neyse. Bu da tek sayı. Girdim diyelim buna. Evet arkadaşlar, bu kod çalışacak mı? Sizce sonuç ne olur? Çalışabilir ama sonuç doğru olmaz. Büyük ihtimalle input'u integer'a şey yapma. Destekleyiniz. İşte. Hatta şöyle yapalım. Yazmayalım. Gördüğünüz gibi diyor ki tamam input aldı şey diye bir şey yaptın ama ben onu 2'ye kalanını alamıyorum diyor. Neden? İşte string'i çevirmeye çalışmış, formatlamaya çalışmış argümanlar gelmiyor diyor. Böyle bir hata veriyor. Şimdi bunu bir integer'a çevirelim. Ve tekrar çalıştıralım. Sayı girer misin? Girelim tabii ki. 79. Tek sayı girmiş. Bir daha deneyelim. 10. Çift sayı girdim. Güzel. Evet. Conditional'lar bu kadar. If var, else var, else if var.
Seni çağırırlar, onlara gireceğim. Döngü yapacağız, dizileri göreceğiz. Dizi nasıl tanımlanıyor? Şöyle. Bu kadar. Köşeli parantez, içerisine ne girerseniz girin. Bu artık bir dizi. Bir gün ayırıyorsunuz. Size diziyi oluşturuyor. Bunu için nasıl yapacağız bunun içinde? Nasıl gezeceğiz bu dizinin? Hatta dizideki bütün elemanları yazdıralım. For, eleman, il, dizi, iki nokta üst üstlerdir. Bu sizin for içiniz artık. Burada da işte normal printimizi yapalım. Elemanı yazdıralım. Sayımıza girelim. 79 yine. Tek sayı girdiğinde de sonra da 10, 20, 30, 40 yazdım. Şöyle güzel bir şey var Python'ın. Şunu yapabiliyorsunuz. Mesela dizi çarpı 2 diye bir değişken tanımlayacağım. Ve buna da diyeceğim ki eleman çarpı 2 for dizi eleman in dizi. Bu da aslında her bir elemanı dizinin içerisindeki elemanı eleman için o işlemi yapıp diziyi oluşturuyor bizim için. Artık aslında şu dizi çarpı 2 çağırma. Sayı girelim tabii ki. 10. 20, 40, 60, 80 yazdırdı burada da. Neden? Bizim içerisinde 10, 20, 30, 40 vardı. İkili çarptı ve her birisi için o elemanları alıp bir dizi oluşturdu bizim için. Yanlış hatırlamıyorsam buna bakmadım ama şöyle bir şey de görüyorsunuz. Dizi değil mi? Dizi demeyin. Eşittir. 10'dan 20'ye kadar bana sayıları getirsin. Aralığını da getiriyorum. Evet. Bunu da şimdi şu değerine getirelim. Bakalım elemanları yazdıracak. Yorum satırı şöyle. Bu değil. Olsaydı. Diyez de yapıyorsunuz yorum satırını. Satırın yanına da yazabiliyorsunuz. Bu şekilde çalışıyor. Kodu yorum yanmak için satırı var mı? Kodu yorum yanmak için başına diyez koyuyorum. İki diyez yaptı da şey. Çoklu satırı mı yazıyor? Çoklu satırı şu an hatırlamıyorum. Tamam. Ya da yapıyor mu? Yapıyor. Var. Bunu da yanlış hatırlıyorum şu an belki. Cidden. Ondan 20. Arası yama aynen. Bir başka bir dizden kaldı. Şöyle bir deneyim de. Ama yani yapıyor diye hatırlıyorum. Neyse. Kalsın. Tekrar çalıştıralım. Nerede biz bir şey yanlış yapmışız? O yüzden bu patlıyor. Ha. Tamam ya. Biz D diyelim ama. Tekrar deneyeceğim şunu. 20. Tamam. İzlet gözümüze çıkmıyor şeyden. İzlet bana teden kapatmıyor. İzlet gözümüze çıkmıyor. Normal cemlerden atıp İzlet gözümüze. Şurada mı açıyorsun? Hı. Burada şey mi? Metot parantezlerini istiyorsun. Evet. Tamam. Kontrol C'ye çıkıyor galiba. Tamam. Okey. Şey mi? Tekrar atacağım. Diziyi gördük. For'la döndük içinde. Burada okey sanırım. Şey sorayım mı? Tabii.
döngüde kısıtlama yapmak istediğinde döngüyü kurarken ilk gibi bir kısıtlama uygulayabiliyor mu? Şey mi? Mesela, şurada falan. Evet, yani sadece tek olanların içinde dön. Biz onu eski şartta da yok ya, bazı dillerde var ama direkt daha döngüyü kurarken filtreyi yazabiliyorsun. Yok, çok önemli, sen de olmak lazım. Şey mi? Adımları var, adım olarak mı? Yani şurada sadece tek olan dizi elemanların içinde dönüyor. Bunun içerisine daha if yazmadan, şurada if yazmadan, şunun yanına atıyorum, şöyle bir şey. Kumarını duyuyorum da, evet, direkt daha döngüde condition verip sadece onunla onu sağlayanların içinde dönüyor. Bazı dillerde var da o, farklı normal. Yani şu olmayanlar falan diyebiliyoruz sonra. Orada bir şey var. Not in subset. Yani burada ilk dizi veriliyor. Bir üstündeki atsana. Şu şey zaten. Demin dizi konuşmuştuk ya. Yani. Şunu ben büyüteyim. For A in A. Yani orada zaten for işlemi üstüne giriyor. Başta da hani iki ile çarptırmıştık ya, onu seçtiriyordu. Evet, evet. O kısım var. Sonrasında da not I bir şeyin içerisinde yok, olmayanlar al falan diyor. Not da falan da var burada. Not da ile de yapılabilir aslında. Gibi. Sanırım. Burası tamam. Dilin içerisindeki işte kısımlardan sanırım tamamladık. İki gördük. Else gördük. Print'i gördük. Input aldık dışarıdan. Değişken tanımladık zaten. Dizi tanımladık. Diziyi farklı nasıl tanımlayabiliriz onu gördük. Herhalde for each yaptık dizinin içerisindeki elemanlar için işler yaptırdık. Sanırım giriş için bu yeterli. Şimdi bahsettiğim şu şeye bakalım. Azure Python'la yazılmış bir web uygulamasını nasıl atarız? Daha doğrusu en başta şunu bir sormamız lazım kendimize. Python için web development yapabileceği paketler neler? Python web development dediğinizde karşınıza birkaç tane çıkıyor. Django, Flask, ne var başka? Yani genelde Django çıkıyor ama çok popüler o yüzden. Ama biz bugün Flask'ı kullanacağız. Flask nedir? Ona bakalım. Çok kullanacağım galiba. Evet. Genelde kullanacağım. Flask zaten kendisinde çok güzel açıklıyor. Diyor ki Flask is a micro framework for Python based on şey işte. Bunun altında da kullandığı belli başlı paketler var. Hello World'u bu cidden Flask'ın. Gördüğünüz gibi 5 satır. Şeyleri konuşmadık. Dışarıdan bir paketi içeriye nasıl ekliyoruz. From bir şey işte import nerede? Onu söylüyorsunuz. Paketi içeriye getiriyor. Bundan öncesinde tabii yüklemeniz lazım. Pip'te falan. Burada bir tane application oluşturmuş. Flask tipinde. Buraya isim veriyor işte. Bu ne? Normal dilin içerisinde çalıştırdığınız zaman gelen birkaç tane değişken var. Onlardan bir tanesi. Ne? Çalıştırdığınız dosyanın aslında adı gibi düşünebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Burada bir tane fonksiyon tanımlanmış def diye. Fonksiyonun adı hello, parametre almıyor. Yine iki nokta ile altından o metodun içerisinde, function içerisinde neler çalıştıracak onlar yazılmış. Burada da direkt aslında hello world'u döndürüyor. Bu da notation, annotation da artık ne dersiniz. Öyle geçiyor bu da. Metadata gibi düşünebilirsiniz. Bu direkt diyor ki slash yani ana root'a geldiği zaman buradaki function çalıştır. Bu da geriye hello world verecek bize. Bizim
Azure sample'ların içerisinde şey var. Python için bir tane paket var. Şöyle atalım. Şu linki sizinle paylaşırım. Azure'da Python'da bir uygulaması oluşturur diye. Tabii yazmışlar. Getting started. Güzel. Zaten bunun üzerine ilerleyeceğiz. Bir kısımda. Bu abi nedense Azure'un CNN'i kullanmış. Şeylere işte resource grubu, DBP falan oluşturmak için. O kadar kastırmaya gerek yok. Gidelim portalda direkt bölümümüze oluşturalım. Bir yandan da birkaç tane ön koşulu var kendisine. Git olması lazım cihazımızda bu sample'ın çalışması için. Python olması lazım. Git'i niye ekliyoruz? Çünkü yapacağımız örnekte şunu yapacağız. Şuradaki aslında sample'lar Python. Şunu bulmaya çalışıyorum. Burada bir repositörümüz var. Demek ki bahsettiğim cluster oluşturulmuş bir örnek bu. Bunu git kullanarak Azure'a paylaşacağız. Local git repositörüsüyle paylaşabiliyorsunuz şey içerisinde Azure'da. O yöntemi kullanarak paylaşacağız. O yüzden cihazda git yüklü olması lazım. Şimdi ben bir tane burada webhook oluşturacağım. Yaklaşık 8 dakikan var. Ama umarım yetişir. Bana sorabilirsin. Sen çok uzun bir şey. Tamam. Yani çok da fazla şey yapmak istemiyorum. Biraz da geç başladık zaten. Burada yeni webhook oluşturuyorum. Epey bir isim vereceğim. Pickup Python sample diyorum. Python demo diye önceden oluşturdum çünkü. O yüzden demo diyecektim ama diyemeyeceğim. Sample diyorum. Bir gidiyor, kontrol ediyor. İnternet falan yok mu bakıyor. Çekil. Karakteri çok tamam arkadaşlar. 5 GB kaldı ya. Aldırayım ben. Neyen istimek tamam. GTA 5'in bitmesine var. Sonuç açacak. Yani işte bu. Pickup Python demo diyorum yine. Python sample diyeceğim. Yine de source group oluştursun. Çok da önemli değil. Şuradan ben yeni bir tane web servis falan oluşturayım. Buralara detaylı girmeyeceğim. Zamanımız az. Ama şey de istiyorum açıkçası. Hiç burayı görmeyenleriniz var diye. Burayı da biraz böyle detaylı anlatmak isterim ama zamandan çalmak da istemiyorum bir yandan. Ama şunu bile yeter. Bir source group birden fazla kaynağın bir arada tutulduğu bir alan gibi düşünün. O kaynakları birbirine yakın tutmaya çalışıyor ki bir tane database'i ta Westrop'un bir tarafında tutup da sizin webinizi daha bir konteynerde tutmasın. Arada çünkü çok latency olur öbür türlü. O yüzden resource grupların aynı olanları bir arada tutmaya çalışıyor. App Service filan da bu uygulamayı ben ne kadar charge edeceğim? Hangi plana göre ilerleyecek aslında. Ne kadar? İşte basic plan var, standart plan var, premium plan var. Bunlara göre farklı farklı özellikler geliyor web servisin içerisinde. Çoğu servisler var aslında da. Neyse. Pickup Python
sample dedim buna da. Location'ı seçiyorum. Nerede olsun? Nordrop'ta olsun. Pricing'imi de diyorum ki Edit'te free. Çünkü helal. Evet. Bu MVP oluşturduktan sonra publish edeceğiz git kullanarak. Ama önce buradaki repository'yi kullanmamız lazım. Şuradan bunu alıyorum. Şuraya sample'ların yanına burada sanırım zaten şey açacak açıkta. Tamam. Git clone neyi? Bunu. Biz folder çıkmıyor. Biz folder çıkmadı mı? Çıkayım. Çıktım. Burayı açtığınız zaman birkaç tane dosya var. Şuraya da bir tane atarım. Birkaç tane dosya var dediğim gibi. Main.py'ye bizim demin oluşturduğumuz bir dosya gibi. İçerisinde ana çalışacak kodlar var. Yanında işte birkaç tane readme dosyası var. Git'te olması gerektiği için. Git ignore. Bunlara girmiyorum. Önemli olan şurada bir requirement var. Bu requirement'ın içerisinde şey yazıyor. Bu paket neleri kullanıyor? Pip'le paket yükleniyor demiştik ya. Node.js tarafında da işte npm'de bir tane init dosya var. Bunun içerisinde hangi paketleri kullandığınızı söylüyorsunuz. Ona göre indiriyor ya. Aynı hikaye burada da var. requirements.txt diye bir dosya oluşturuyorsunuz. İçerisine hangi paketleri kullandığınızı yazıyorsunuz. Onları bu arkadaş indiriyor. Yüklerken, açarken. Web config dosyaları var. Bunlar aslında önemli. Azure'a atarken özellikle. Ya yani daha doğrusu IIS üzerinde çalışacak herhangi bir ortamda. Bu dosyalara ihtiyacımız var. Şunun içerisine açıp bakalım. Şöyle. Direkt dosyayı şey yapacağım ben açacağım. Hatta Notepad Plus Plus açacağım. Sample'da gördüğümüz kodun aynısı aslında. From Flask, import Flask, application oluşturuyor. Hello World diye bir tane metodumuz var. Geriye döndürüyor. Tek fark şurası. Bu da şunu diyor. Eğer ismi, bu dosyanın çalışan ismi main ise ki dosyamızın adı o, application çalışır. Şuradaki Flask'ın kendisi. Bu atıldığı zaman kendisini ayağa kaldırabilsin diye yazılıyor. Öbür türlü o Python dosyasını özellikle çağırmanız lazım falan. Neyse. Şurada ben gidiyorum bakıyorum. Application'ım oluşmuş. Go to resource deyip gideyim. Buradan local git'le paylaşmamız için deployment option tanımlamamız gerekiyor. Böyle bir şey yapılabilir diye. Şuradan deployment options'a gelip şuradan choose resource diyorsunuz. Takip ediyor musunuz bu arada? Yapan var mı? Bu uygulamayı oluşturan var mı? Şeyden az ondan. Herhalde başlıyorsanız tutuşu yok. Nerede? Okey.
O zaman şey yapmama gerek yok fazla diye tahmin ediyorum. Deployment options, yani adım adım giderim eğer bildiğiniz takip etseydiniz ama şu an zamanlar kısıtlı zaten dediğim gibi. Deployment option oluşturuyoruz bir tane. Source seçiyoruz. Burada local git repository var. Bunu seçiyoruz. Bunu seçtik. Ondan sonra OK diyoruz. Bu kadar. Şu an bana şeyi oluşturuyor. Arka planda bir tane git repository oluşturdu. Buraya ben artık normalde Visual Studio Team Service'de bir proje açıp oraya push ediyoruz ya. Aynı şekilde oraya da push edebileceğim var. Ve push ettiğim zaman direkt olarak web sitesinde yaptığım değişiklikleri göreceğim diyorum. Bunu böyle ayarladık. Şu an bir gidelim bakalım. Ne var burada? Pek bir şey yok. Your app service is up and running diyor. Güzel. Öyle de olmasını istiyoruz zaten. Bir önceki şöyle gidip şuradan indirdiğimiz şeye gideceğim. Burası. Tamam. Buraya şey eklememiz lazım. Lokal bir git repositörümüz var ama yukarıda baktığı bir master yok. Daha doğrusu remote repository'yi göstermemiz lazım. Azure tarafını göstermemiz lazım buraya. Onun için şöyle bir yol izlemeniz gerekiyor. Burada anlatıyor işte. Bizim geldiğimiz yer şurası. Git remote add isim veriyorsunuz. Ne? Azure. Burada deployment local git URL from create step. Bu da aslında şu. Onun üzerinde tabii birkaç tane şey var, değişken var, değiştirmemiz gereken. Bunu notepad'de açıp göstereyim. Sanırım 4-5 tane falan text editor kullandım. Tamam. Eşitmez username, application'ın adı, .cjm.azurewebsites.net /application.git. Bu Azure'daki şu an bu application için oluşturulan repository'nin adı. Fakat username'den username yok. Oluşturmamız lazım olan. Şurada deployment credentials var aynı zamanda. Burada diyor ki local git ve FTP normal Azure'daki kullandığınız credentials'larla giriliyor buraya. O yüzden bir kullanıcıların şifre belirlemeniz lazım diyor. Bu bütün o subscription içerisinde olan bütün uygulamalarınız için geçerli bu arada. Bu deployment credentials'ları. O yüzden application bazlı olduğunu düşünmeyin. Seçmeniz, seçerken iyi seçin yani. Ben önceden tanımlamıştım. FTP diye bir account var. Account'um var diye. Publisher'ı falan alırken FTP üzerinden bu account'ı yapıyorum. Git publishing'de bunu yapacağız. Şuradaki değişkenleri ben tamamlayayım hatta. Kullanıcının FTP uygulamamın adı pickup python sample. Şunu kopyalayayım. Burada da uygulamamın adı daha tekrardan. Bunu buraya ekledim. Şimdi bunun yanına aslında benim şey eklemem lazım. Git remote add azure komutunu ekranım lazım. Mod add isim veriyorum azure. Bunu diğer taraftaki bu uygulamamda çalıştıracağım. Artık aslında
bu lokal Gitlin pozisyonuna bir remote server eklendi. Adı Azure. Baktığı yer uygulamamızın bulunduğu alan. Buraya da artık git push deyip push edebileceğiz. Remote'un adı hangi şeyde oldu, hangi branch'a baktı. Git push Azure master. Bu yetkinizde size şey soruyor. FTP kullanıcı adı. Şifrem buydu yanlış hatırlamıyorsam. Evet, hücret hakikaten şöyle bir ekranla karşılaşmanız gerekiyor. İşte master'a push'unu yaptı. Oradaki Python dosyasını algıladı. Requirements.txt dosyasının olduğunu gördü. Diyor ki evet 2.7 git görmüş. Onun için Python'ı indiriyor. İçerisindeki requirements.txt'ye bakıyor. Onun içerisindeki paketleri buluyor. O paketin requirements'larını indiriyor. Gibi. Yani sizin için birçok otomatik yaptığı yer var. Ama remote'da execute ediyor. Yes. Remote'da. Remote'da. Şu an zaten aldığımız bütün çıktılar remote'dan geliyor. Flask'ın servisinde de görmüştük zaten. İşte Word, Zino, tam adını konusu şey yapamıyorum, telaffuz edemiyorum ama o paketi kullanıyor. JJK diye bir paket var, onları kullanıyor. Görüyorsunuz onları kaynak olarak algılayıp yükledi kendisi. Ve artık application'ımız hazır. Gördüğünüz gibi Hello World. Bir değişiklik yapalım üzerinde bu application'ı. Şuradan aslında bunu kapatacağım. Şuradan bir kod açacağım. Bir yandan kodda da git'le nasıl işlem yapıyoruz onu da göre. Burada hello world değil de ben hello pickup yazdım. Kaydettim. Şurada git de gördüğünüz gibi source control'da diyor ki bir tane değişikliğim var. Güzel. Bunu commit edeceğim ilk önce. Sonra push edeceğim. Diyorum ki işte mesaj değiştirildi. Bunu okey dedim. Yes. Şu an lokal git'te bu commit'i yapıyorum. Push edeceğim. Push'tu nereye? Azure'a. Önceden credentials'larımı girmiştim. Onları hatırlıyor. O yüzden direkt publish'a aldı. Push'u yaptı daha doğrusu. Publish'a aldı. Okey. Artık burayı yenilediğimde göreceğim ki hello pickup. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım herhalde olmuştur. Anladım, sağ ol. Çok iyi oldu. Benim bir soru var. Zaten bir tane. Düşünse merak ediyorum. Şöyle yapalım. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir saat değil. Şurada. Evet. Ya şey mi düşündün yani? Zor soracağım soruyu tahmin ettiğinde. Evet.